Şeytanı Allah'a sığınırım. Haç suresi 31. ayet. Allah'ı birleyen hanifler olarak ona hiçbir ortak koşmaksızın yaşayın. Kim Allah'a ortak koşarsa, bu hem küfrün, evet, hem müşriklerin hem kafirlerin ortak özelliğidir. Kur'an'ın bu anlattığı bu durum. İnşallah. Sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapı vermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Yani yalnızlık hissi duyarlar diyor Allah. Yalnızdırlar münafıklar ve küfür. Evet. Bir de iç sıkıntısının şiddetini anlatıyor bak Kur'an. Sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapmış gibidir diyor. Yani içinde böyle çalkantılar ve sıkıntılar olur diyor. Evet. Ve yalnızlık hissi olur diyor. Münafıklarda ve küfürde. İnşallah. Evet. Şüphesiz Allah müşriklerin ve münafıkların küfrün sinsi tuzaklarını iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah hain ve nankör olan kimseyi sevmez. Münafıklar ve küfür, değil mi? Hain ve nankör oluyorlar. Evet hocam, inşallah. İnşallah Allah onları sevmez diyor ve Allah onların tuzaklarına sizleri uzaklaştıracağım diyor. İnşallah. İnşallah.